Derin 3 basamaklı ABC doğal sayısının sağına 8 rakamını yazarak 4 basamaklı ABC 8 doğal sayısını, Efe ise aynı sayının soluna 2 rakamını yazarak 4 basamaklı 2 ABC doğal sayısını oluşturuyor. Derinin oluşturduğu sayı Efe'nin oluşturduğu sayının 3 katı olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? ABC doğal sayısının sağına 8 rakamını yazarsak arkadaşlar ABC8 4 basamaklı doğal sayısını elde ederiz. Soluna 2 yazarsak da 2ABC 4 basamaklı sayı elde ederiz. Bu durumda ilk yazdığımız 4 basamaklı sayı ikinci yazdığımız 4 basamaklı sayının 3 katına eşit oluyormuş. Dolayısıyla sağ tarafı 3 ile çarparsak sol tarafa eşit olacaktır. Şimdi düzenleyelim. ABC 8 4 basamaklı bir sayı, e, sayı olduğundan basamak çözümlemesi yapılabilir arkadaşlar. Basamak çözümlemesini şu şekilde yapalım. Bunu ABC 0 artı 8 şeklinde yazalım öncelikle. Bu şekilde yazabilir miyiz? Örneğin 1258'e bakalım. 1258'i 1250 artı 8 şeklinde yazabiliyoruz. Burada da aynı işlemi yapmış olduk. Sağ taraftaki 2 ABC... 4 basamaklı sayısını da şu şekilde yazalım. 2000 artı ABC şeklinde. Bunu yine bu şekilde yazabilir miyiz? Örneğin 2345 sayısına bakalım. Biz bunu 2000 artı 345 şeklinde yazabiliyoruz. Dolayısıyla burada yaptığımız işlem de bunun aynısıdır. Şimdi düzenleyelim. Sol taraftaki ABC0 4 basamaklı sayısını yine şu şekilde yazabiliriz. 1250 sayısını örnek olarak alacak olursak sonunda 0 olduğu için arkadaşlar bu sayı 10 çarpı 125 şeklinde yazılabilir. O halde ABC 04 basamaklı doğal sayısı 10 çarpı ABC şeklinde yazılabilir. Sağ tarafta 3'ü parantez içerisine dağıtırsak 6000 artı 3 çarpı ABC'yi elde etmiş oluruz. Düzenleyelim. 3 çarpı ABC eşitliğin soluna, 8 de eşitliğin sağına atılırsa, sol taraf 10 eksi 3, 7 olduğundan 7 çarpı ABC olacaktır. Sağ taraf da 6000'den 8'i çıkarırsak 5992 olur. Her tarafı 7'ye bölerek ABC 3 basamaklı doğal sayısını bulabiliriz. 5992'yi 7'ye böldüğümüzde 856 olur. Dolayısıyla A 8'dir, B 5'tir, C de 6'dır. A artı B artı C toplamı isteniyor. Bu da 8 artı 5 artı 6'dan 19 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.